olacak şey değil. Olacak şey değil. Yılda bir kez tatile çıkıyoruz, şu başımıza gelenlere bak. Pansiyon desen rezalet. Her şeyi ucuza getir Ramazan, her şeyi ucuza getir. Sen tatil bitti desebilir mi ya? Şu çocuğu alalım mı? Yazık, yolda kalmış. Hayır Nusret, hayır. Zaten cinlerim tepemde. Bir de elin oğluyla uğraşamam. Ay! Ne oldu? Ne olacak? Teker patladı. Açtın şom ağzını, olacağı buydu. Benim yüzümden teker patladı, öyle mi? Yok, benim yüzümden. Bır 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 bır. Sabahtan beri yeter ya. Ama dinleyen mi var? Laf çok, icraat yok. Yok efendim, bilmem neymiş de. Yok bilmem şuymuş da. Ya yok anasını sinirmiş. Efendime söyleyeyim, otel kötüymüş, pansiyon kötüymüş, bilmem neymiş. Yeter ya, yeter. Senden çektiğim nedir benim? Ha? Al işte, bu da çalışma. Bayram et, bayram et. Ne oldu? Yolda mı kaldınız abi? Seni alacaktım da, kusura bakma. Biraz sorunlarım var da. Kirko çalışmıyor mu? Çalışmıyor ya. Bildiğin bir lastikçi falan var mı bu yakınlarda? Bayağı akıdı kaldı ya. Contaları gevşettin mi? Laf çok, ona icraat yok. Utanıyorum dedim. Bu arabayı değiştirelim dedim. Arabayı değiştirelim dedim. Bir şeyim dedim. Utanıyorum dedim. Sen tekere. Ah, tamamdır. Teşekkür ederiz delikanlı. Gideceği yere kadar götürmemiz şart oldu artık. Nereye yolculuk? Abimin yanına gidiyorum ben. Adın ne senin? Hamdi. Hamdi, nasıl yaptın bu işi? Neyi? Niye olacak canım? Arabayı nasıl kaldırdın? Ben bir süper kahramanım. Süper kahramanmış. Hiç güleceğim yoktu valla. Ama süper kahramanların özel kostümleri olur. Diktireceğim. Halamın biraz iş vardı da dikemedi. Özel F kostüm yapacak bana. Çok tatlı ya. Makarayı bırak da nasıl yaptın sen şu işi, onu anlat. Bu bir ince hikayesi.
şey abimin askerden gelmesinden başladı. Abim biraz geç gitti askere. Sebebini bilmiyorum. İşten sonra hasta oldu bir ara. Hastanede bile yattı. Belki ondandı. Bizim oğlan biraz saftı. O yüzden köyde pek tanımazdı abimi. Her keleklerin mugatten, çocukluktan beri başının belası. Lan, Cebeş! Ne oldu lan? Sizin ekip misin? Askerlik yarmamış herhal. Askerlik erkek adam işidir oğlum. Bu dangalak 10 yıl geçti askere. Bunu da bir numaralı hava biliyorum ben. Lan, salak salak ne bağırıp durun sen? Bu çocuğun kalpten hasta olduğunu bilip dur demeyin. Kapa değil. İşeceğine. Git. Hop! Ne zaman geldin sen? Şimdi geldim. Benden habersiz köye giriş çıkış yok. Rapor vereceksin bana. Hadi be. Madem götür öyle meyve kadar. Atla. Hatice, abimin pürteni kaşk. Çocukluktan beri koşup dur peşinden. Ne yeni be yeni anıma. Bir burun var. Yarım saat önden geliyorum. Hatice. Buyur Fatma abla. Yarın düğünü gidecek misiniz? Gidelim dedik ki ayıp olur gar gitmezsek. Anangül'ü gidecekler mi? Gitme Fatma abla. Anamın düğünü gidilmedi. Nerede görüldü? Pek kurtlu gar senin bu anan. Ağaç tutut anam dugurt. Varın giden ben Fatma abla. Teyzemle oy bekliyordun. Bekliyorlardır şimdi. Selam söyle anana. Bağ üstüne. Ha bir de anam var. Oğul gelecek diye havaları uçutturur. Evi görsem bal dök yala. Bir haftadır goloştan giriyoruz eve. Başı! Sıla! Uy! Gizmen gelecek senin oğlan. Yarın gelecek. Akşam geldi sarımsar alıp. Pek sever koçuu. Ver bak. Acıktı bazım edelim gı. Konu komşuyu hayır edeceksin. Olur olur. Heh. Sever de onu sevdiği gibi değil. Koca adam oldu hala çocuk gibi sever onu. Terliği kafaya hep ben yerim. Abimin anamdan dayak yediğini hiç görmedim ben. Neden? Onun aslan oğlu. Paşam benim aslanım benim. Lahan yarın gelecektim sen ya. Ne bileyim ben sürpriz edeyim dedim ben sana. Anam benim sürprizim otam sürprizim otam. Anne sen yarın geleceksin. He. Ben hiç yemek etmedim ya. Bak gel, azıcık şey yapıveren Serven, keski alayıveren. Azıcık da patlıcan közlümesi var. Şimdi gelin ben. Aram geliyor şimdi ben, geliyorum kuzum. Ne kadar kıskansam da, abim benim için bir denedi. Bir dene. Baba, abim neymiş? Ne? Abim! Aslanım lan benim, abisinin gülü. Dur lan bakayım Serven. Geldin mi lan? Baba! Babam abim karşı biraz soğuktu. Oturun. Pek iş beceremediğinden olsun gerek. Nettir abi askerde. Anladım eseni. Ben var ya, bölük çavuşaydım oğlum. Biz böyle Zeymihan'a vardı. Kocaman kocaman. Ondan var ya intikale giderdik biz. Zeymihan'a? Tankın. Açık. Açık küçüğü. Benim karım. Pek sözünü vermişsin ya sen. Yemedim yemeklerine. Başım bıraktı daha yoz sene. Zaten her gün kuru fasulye yemekten var ya. İçimiz içimiz geldi ya. Çatışmaya gittin mi abi? Sırattın mı hiç? Atmam ile o kadar kuru fasulye yiyen adam top bile atar. Amanın benim oğlum askerler gidip gelmemiş yarabbi. Karalım beni. Filan efesi bu ya. Efem benim. Açık uzanacağım ben. Dersler çok zorlaştı abi be. Çalış oğlum çalış.
Ana, ben varayım bir ak yeşilin görengilin o mama. Ana, arkadaşlar kaçıp durma oğlum. Ülge Bey gittiyse gel. Tabii gittin mi? Ben gelemem abi. Dur lan, nereye gidip giden sen? Banyo edeceksin daha, teki gibi kokup durursun. Ya. Konuşma hadi, yürü, yürü. Komutan beni çok seviyordu. Takım çavuşuydum oğlum ben, takım çavuşu. Oo, tankları bindik, helikopterden havalarda uçtuk. Bir göçedin, Rambo gibi gibiydik biz, Rambo. Serkan, koyunlara bir bak. Düdüğüyle Süleyman geldi dükkana. Niye sırt tutmuş paket? Ne olacak? İncir'in parasını almaya gelmiş. Bu sıralar oğlum dükkana çok gelen giden olup duru. Her gelen para verirsek apışı kalırız bak. Baba, sen çok iş ediyorsun. Ver şu garibanın parasını be. Verelim, verelim oğlum da. Biz ne yiyelim? Ha oğlum, baban doğru dep duru. Etraf çakal gayn dep duru. Her önün gelen para verecek olduktan sonra açıktan gebeyiz biz Allah demedim. Merak etme ana. Bütün köy açıktan geberse sen yine kalırsın. Ne? Ne? Yok bir şey yok, hadi yemen lazım. Ben çıkıyorum ana, Meryem geri gideceğim ben. Kızım, ikili on bir şey istedin ya. Ya ayırmayacağım baba, yapılacak bir sürü iş var. İyi madem. Şevket, ben giderken azıcık para bırak git. Ne olacak para? Ne parası olacak? Akşam düğün var, haberin yok mu?
Oraya iki tane altın alınacak. Le sarıları ne diyorsun artık? Onu alır 20'şeler de paradakı ve gitsin ya. Ha, olgamış gari. Bundan sen Hasan'ın düğününde ölmediler de paramı da tutardın. Ne demişler? Dede yediğini öde. Ben öyle hani incirasının karısı paradakı altın takmak dettirmen kendime. Le arkadaşım or düğün yerinde zaten kimin ne taktığı bilinmez. Onu alır 20'şeler 50'şeler paradakı versin kalkağa gelirsin. Görmüyor musun? Ondan göz dörtü. Öl kim ne dakıyor diye bakıp dururlar da onunla. Dolmanına hiç belli olmaz o. Olmaz. Olmaz Şevket. Ben istemem. Altını dakıyorum ben. Tamam, tamam, tamam. Tamam, fazla konuşma. Beni para laf etme beni bir daha. Burada? Düğün bakıyorsun. Ha, kim kesiyorsun yoksa? Ne keseceğim be Hatice? Düğün bakıyorsun ya. Allah herkesin ayarı senin. Sen bakalım müziğe. Efendim ezan okunuyormuş. 5 dakika ara veriyoruz. Ezan değil o. Selam okunup duru. Perşembe ya bugün. Efendim selaymış. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Koptu. Derdin ne la senin? Abi, Hasan abicim, inan ben kötü niyetli değildim. Ben askerden daha yeni geldim bilip durursun. İşleri de yavaş yavaş yolunu koyup dururuz. Ondan be haçı talibin. Böyle mi oluyor bu iş? Hasan abicim, haçı beni hiç yüz vermiyor. Ondan ben ne için bilmedim öyle ediverdim. Oğlum bak, her şeyin bir yolu yordamı var. Öyle çocuklar gibi kağıtları yazı yazmayla kızın gönlünü alamazsın. Alacağın anca bu olur. Denizin dibinde haccan, demirden evler. Ak gerdan altında anam, çiftedir beller. O gınalı parmaklarda, o beyaz eller. Yolcuyu yolundan alan, eyleyen dilber. Dalga dalga, dalga dalga, dalgalanıyor. Haçayı görenler, sana sevdalanıyor. Çok seviyorsun lan. Çok mu seviyorsun? Çok mu seviyorsun? Cemal. Cemal, içim gidip dur.
Geberik giderim ben. Akideş. Oğlum dur bir lan. Daha yeni geldin askerden. Hem kağıt göndermekten oluyor lan kabak. Kaçıncı diyor düşün oğlum sen? Gireceksin Feyz'e. Arkadaşlık isteği göndereceksin. Dürteceksin bir yol. Ondan sonra patlatacaksın mesaja. Ne doğru dedin ne Cemal? E tabii oğlum. Ardından beygirim koşturuyor lan. Bak ben 10 sene kadar oldu ya, albüm yaptım Almanya'da. Tutmadı. Ne için bırakacaksın mı lan? He, nerede hata yaptın? Koca Afyonlu geldin, Aydın'dan kız aldın, iç güveysi girdin. Hacı Mustanların dudu vardı. Bubası zengin. Şimdi ikinci albüm patladırdın ama. Her şey olacağını varıyor Mustafa. Doğru diyorsun lan. Cemal. He. Nettin lan sen gözüne. Netti mi? İnek tepti inek. İnek tepti. Hadi lan yalan söyleme bana. Gardan dayak yedim anasını. Ne? Lan erkek adam gardan dayak yeme arkadaş. Ben bir işim var. Ben kim var lan orada? Mustafa. Geç oldu hadi. Gidelim bari. Deli çoban uyandırdığı Sekros, krallığın yıkıntılar arasında dolaşıp durmuş. Ters çaban da uyanmış garibim. Darıyı bilince olmadı, dandik bir devirde uyanıyorsun. Açıkta sabretsin ya. Kadir. Bilinen tarihi milattan önce 4500'lü yıllara dayanıyor. Tralles'teyiz. Adını Trali isimli bir Amazon'dan altı ileri sürülmekte. Ama biz buraya ele geçiren beylikleri anlatmaya gelmedik. Yani ne eski Roma'dan, ne İskender'den, ne Osmanlı'dan, ne Aydınoğullarından söz edeceğiz. Bizim aradığımız dünyanın ilk notası. Çünkü bu topraklarda ilk kez Seiklos bir şarkıyı notalara döktü ve o notaları taşlara yazdı. Ama altında yine bir sevda masalı vardı. Sevgilisi o Perpe'ye yazdığı şarkıyı yüzyıllar boyu dinlenecek o melodiyi milattan önce 200 yıllarında dünyaya armağan etti. Biz Seiklos'u, Leoperpe'yi ve o melodiyi arıyoruz. İşte o 8 nota zaman zaman Santoris yaptı, zaman zaman Kerim yaptı. Ama hep işte bizim aradığımız o nota. Sörf ediyorum. Ya ben seni şu köpek içine sokma demiyorum ya. Her taraf kırık dur bu. Ya abi cavur lan filmlerinde köpekler ne güzel. Evin içinde geziyor o. Ya sen cavur mu lan? Deus. Çıkar o köpeğe. Ama abi. Şimdi çıkacağım. Nereye giriyorsun? Facebook'a giriyorum. Kaç arkadaşın var? 80'i geçti benze. Vay. Benim daha 24 tane arkadaşım var. Nereden buluyorsun bu da arkadaşı abi? Askere gidip gel, seni de şu ara merak etme. Hadi! Gene mi soktun lan o köpeği içeri? Hadi ben kaçtım. Hah, arkadaşlık isteğe gönderildi. Mustafa! Mustafa! Buyur baba. Gel lan bakayım buraya. Tamam baba. Buyur baba. Odaki tulum bey al. Doğru eniştengilden oraya bırak. Dönüşte Çamur Şevket'in oraya uğra incirlen parasını aldı gel. 2 aydır vermiyor deyiz.
Tamam baba. Ulan almadan gelme sakın ha. Al da gel. Barış gene gene buradayım. Benzi bu mahallede top oynamayacaksınız demedim mi lan? Orada oynama, burada oynama. Nerede oynayacağız biz topa? Oynamayacaksınız diysem oynamayacaksınız lan. Askerlik adam adam eder. Egon kırılır. Değirmendeki buydu ki bunu diye adama. Tespit gibi sıraya dizerler adama. Bir gün hiç unutmam. Nöbet tutuyordum. Komutan geldi. Bundan sonra nöbet tutmayacaksın dedi. Ya ne yapacağız komutanım? Yüzbaşının kütüphanede akvaryum var. Balıkla yeminle, suyunla, tuzunla onların aşınla ilgileneceksin dedi. Ben de balık deyince balıkla atladım. Tamam dedik biz. Güneşin bağrını sıcak soğukta nöbet tutmak derse iyi dedik. Başladık balıklar bağmaya. Ben de bir gün verdim, iki gün verdim, üç gün verdim. Baktım mübareğiyle aç kalmasın dedim ben. Bir günde acı çokcam döküverdim poşada. Sabahleyin geldik. Vallahi hepsi ters gelmiş, yatıp durla. Eyvah dedim, eyvah Şevket. Hindi boku yedin dedim. Sonra Şevket amca? Güzel bir dayaktan sonra 7 gün cezaevine gittik. 7 gün cezaevi bitti. Geldik bizim 2 saat tutup atıyoruz nöbete. Ettiler 8 saat. Böyle bir anım varmıştı işte. Sen ne geldin? Ha, Şevket amca bu incirlerin paraları varmış da onları almaya geldim ben. Babam öyle dedi. Şimdi Mustafa, borsa düşüşte. İncir para etmedi. Aldık hepsi depoda. Enflasyon aldı başını gidip duru. Şimdilik sizin parayı ödeyemeyeceğim. Ya Şevket amca, şimdi ben babam ne diyeceğim? İncirlerin parasını almadan gelme dedi bana. Sen bu beni çok selam söyle. En kısa zamanda sizin işi çözeceğim. Aleyküm selam. Gidiyorum o zaman ben. Ha, tamam. Hadi selam söyle bakalım. Aleyküm. Hadi selam söyle. İyi günler. Baba, bize öğretmenler 5 kişi yarım saat böyle tek ayak üstünde beklettiler. Ulan yapmışsınızdır de yüz bir işler yine. Bir şey yapmadık baba ya. Şu tarhananın içine 2 tane acı biber sallayıversen olma mı? Baban mı ölüyor lan? Ah, ah anamın tarhanası. Kurtluydu, böcekliydi emme. Dadından yenmezdi. Ula, siz anamla ne tanıştınız? Ananla kafide tanıştık. Zeytin gözlerinin içine baktım. Çok seviyorsun lan ben seni. Vaciyemin beni. Dedim. Şaka ettim lan. Ben uzmanla ufalırdım. Dağda tepede koyun güderdim. Anan genç, bastığı yerleri titretiyor. Şimdiki gibi duba değil. Neyse. Anan al fistanları giymiş. Tay gibi. Gulu gullan tarlasını oradan geçip durur. Emme slow motion'da geçip durur. Hey gözünü sevdiminin. Ben de Ferdi Tayfur gibi saçla. İspanyol paça pantolon patladı dedim maniye. Sus ettim serin olsun. Mezarım derin olsun. Dünyada alamazsam ahirette benim olsun.
Masa üstünde pekmez, çoban kahvalını ötmez. Önünde gezen sürü benim nişanımı yetmez. Üle sürü benim mi ki seni yetecek akap becik? Deli divane olup durun. Köy benim olsa hepsini satarım senin için. Emme ve lakin çulsuz dıngıl deli adamın tekiyim. Cepte 5 kuruş para yok. Ne edeceksin? Varem ben bu kızı kaçırayım dedim. Ulan dangılak, ulan salak. Bir plan milan bir şey yapsan de mi? Neyse, tuttum kolundan kaçırıyorum. Gosmel'le Süleyman'la Muzaffer dikili verdiler karşıma. Dayın olacak dey usta. Bir dövdüler beni, bir dövdüler beni. Soğuma gitsin. Eşeğin yolunu gözler oldu. Ne zaman sudan kaçıp gelecek diye. Son ne oldu? Ne olacak? Bir hafta yattım evde. Anan karısı dayanamadı. Bu deli olan benim peşimi bırakmayacak herhal dedi. Hem benim gibi yakışıklı bir adamı nereden bulacağım dedi. Vardı beni. Ulan tipsiz montfo. Kim kaybetmişti ben bulacağım seni ha? Acıdımdı vardım ben sana. Veremden geber gideceydin ya. Ah ulan ah. Ah. Öyle şimdiki kafam olacaktı ki. Ah. Ulan bir hikaye doğru düzgün anlatamıyorsunuz. Tencere yuvarlanmış kapağını buluvermiş arkadaş. Ulan. Mustafa. Aldın mı lan incirlen parasını? Almadım baba ya. Bir enflasyon deyip duru, bir piyasa bozuk deyip duru. Vemedi diyorsun oğlum. Ha benim dangalak oğlum. Sen bir işi ne zaman becerebildin ya? Verdiğin bir işi ne zaman becereceksin he? Alamazsan tabii ne? Bunu alırsın. Hatça, yeni jant taktırdım. Pek güzel oldu. Zeytinyağı gibi kayıyor araba. Yakı, miyon bindiren. Gezeriz öyle. Olma mı? Günümüzü açtık mı? Bak gari. Hatça, neden beni bakmıyorsun Hatça? Gezdiriyor, evi kadar götüren. Olma mı? Ben dinlemiyorum sen. Bakmıyorum buraya. Ulu bir şey var. İstemiyorum mukakka, istemiyorum anlı gari. Neden böyle yapıyorsun Hatça? Neden? Allah Allah. Bu ne bir şeymiş ya? Ne yapıyorsun böyle bu? Allah Allah. Hatça'nın icadına. Sıkıldım ben ya. Böyle şeylerle uğraşmak. Sıkıldım. Benim kendi telefonum yeter. Telefonu kapansın. Hop hop hadi. Öf öf. Şu kızların yanındaki adamlara bak. Ben kesin evde kaldım ana. Kesin evde kaldım. Kesin evde kalacaksın tabii. Tepestelik kızım. Mukadder'in nesi var? Aslan gibi yakışıklı, variyetli çocuk. Aman yakışıklı görmesek yuttüracaksın sen de. Ho, ben bak bakayım sen. Senin yakışıklı kriterlerin ne diye bakayım bana. Yakışık dedi. Önce beyaz tenli olacak, sarışın olacak. O ne öyle? Cingen DNA gibi kapkara. Bir de kapı sakal gibi o aynı. Baby face olacak açık. Sen kimsin gel bakayım bana. Dünya kainat güzeli misin sen kızım? Ne var anne? Ne güzel kızım işte. Bu dergide kızlardan neyim eksik benim? Allah gözün kör olmaz. Eksik mi oldu kız? Fazlan var fazlan. Burnumu diyorum değil mi anne? Burnumu diyorum. Her önden bakınca belli olmuyor ama yandan bakınca açık belli ya. Biz sen ismini gelenler diye deriz gari. Benim kızım yandan deyip önden bakın. Öyle beğenmeyin deriz. Aman bana. Bir şey denmiyor senin daha. Tuz yeni kokma. Yeter kadar canımı doyurdum. Abi yeter. Yeter hadi. Hadi dışına. Hadi. Bıktırdın bülbül dedi hareketlerine beni. Bir dakika, bir dakika, bir dakika şimdi. Çok fazla detaya girmiyor musun Hamdi? Hani abim falan... Ne dinlemesini bilmiyor be. Bu olayla hepsinin birbirine alakası var. O gece köyde festival vardı. Asıl her şey o gece başladı. Thank you.
Oldum gar gülme, oldu mu? Oldu oldu. Bek güzel oldun gari. O üzerinden 3,5 veriyorsun. Boşuna uğraşma kızım. Bu senenin güzeli benim. Cart kapı kağıt. Sen hiç aynaya bakmıyorsun yanım. Benekli benekli dalmaççalı gibi. Halt etmişsin sen. Görsün biraz sonra. Görelim bakalım. Bu ne? Limonata. Buz gibi. Buyurun. Sen de sağ ol. Ziyaret mi Mustafa? Ağzının suyunu sil biyo suyunu. Bir şey benzese içim yenmeyecek. Şimdi de sıra geldi ince güzelini seçmeye. Hadi bakın kızlar, hadi yürüyün bakın biyo. Başka kızı seçecek değiller ya. Hatice'yi birinci seçti. Tuhafil her yedi o abi. İnsan kıyla kazanmak buna diyorlar herhalde. Şimdi ağzını yırtacağım yemin olsun ya. Köyün güzelini seçtik. Şimdi de pehlivan güreşi yapacağız gari. Köyün en delikanlısı kimmiş göreceğiz. Sen ne geldin la buraya çapsız? Neyin güvenliğini geldin buraya? Neyse dur sen dur. Alacağım ben senin havana, dur. Vurun lan davulcuna! Dur lan dur! Öyle zeytinyağının memleketinde yağsız güreş mi olurmuş hiç? Öyle Ahmet dede, bir yolda bir şey karışmasan olmaz. Bu yıl zeytinyağı par etti. Zeytinyağı par etmişken bu yıl da yağsız güreş edivesinler. Vurun lan davulcuna! Kocumanar, var mı? Hadi bize bir güreşi verelim. Güreşi verelim, ne olacak la? Benim bak, emme ben seni yenersem maya, evdeki sarı danayı alırın ha. Halim Allah, yere vurdun mu fotoğrafını çıkarttırırım sen la.
Hadi oğlum yemek hazır. Hadi. Abi, mukadder de kazanmadı güreşe. Sen nasıl ikinci adam mı yenildi? Rezil ettin beni. Kanari herif. Koskoca Yörük Efe'nin torunu, gıçı boklu kelekleri mukaddere yenilmiş. Çocukluktan beri böylesin. Adam olamadın gitti. Verdiğim hiçbir işi beceremezsin. Sen ne işe yararsın arkadaş? Mustafa! Mustafa çocuğum. Ya var mı çocuğun üstünü bu kadar? Zaten bunalım girip duru. Eh be. Ben kahveye gidiyorum. İyi. Ana, abim çamurla Hatice'ye aşık. Ondan bunalım takılıyor. Aşk acısı çekiyor adam. Sen sus bakayım. Sen nereden biliyormuşsun aşkı meşke? Bilmediğin işler karışma. İlkokul kedi ben de aşk olmayıydım sınıf öğretmenimize. Aşkımdan kabız oldum her gün. Gerçi sonra gitti ya. Yemeğin ye hadi yemeğin ye. İşte o gece oldu her şey. Babamın lafları abim çok koydu. Ben siz Yörük Efe'nin torunu olduğumu söylemiş miydim? Hani şu adına türküler yakılan, Kurtuluş Savaşı'nın düşmanı ilk darbeyi vuranın adam. Süpermen, Spiderman oluyor çocuklar hayalinde. Süper kahraman. Bizim de kahramanımız Gocu dedemdi. Abim de o gece Gocu denemin kahramanlık sırrını buldu. Selamun aleyküm. Nasıl bakın açım? Nasıl olur Maşa abla, idare ediyoruz işte. Mustafa'm da askerden geliverdi. Hemen işten başını geçiverdi. Duydum, gözün aydın. Egar baş gözetmenin zamanı da geldi. Böyle senin gibi güzel, iyi huylu.
Elinden her işle gelen. Anladım, anladım ben seni dinle Ayşe abla. Emme olmayacak böyle, amin denmez. Biz gene de şansımızı denesek. Şansın olacak iş mi Ayşe abla? Milli piyangom bu. Ama dede. Arıyordum Mustafa. Müsaitsen seni bir şey danışmaya gel dedim ben. Geçme otur bakayım öyle. Ama dede. Sen dedemden arkadaşın değil mi? Babasının garamaklığına köydü bir miyandı yok. Hani Gucu dedemin. Rahmetlik zamanında babam hür adamdın, hür efendin derdin. Sırlarını köyde kimse bilmiyor. Ama dede, ben galiba Gucu dedemin sırrını buldum. Neymiş de bakayım Gucu denk sırrı? Aha bu. Mustafa, öncelikle olaylara fazla fantastik yaklaşıyorsun. Hayal dünyan fazla geniş. Realist bakmıyorsun olaylara. O zaman da ben çocuğum. O elindeki kitaba Çamurların Şerket'in didesi vardı Halil İbrahim rahmetlik. Efedi deyle Drallesin oruluğa da gömü ararken buldular ona. Bir o kitaba bir de bir sandık dolusu altın. Efedi'den kitabı aldı, ilmi seçti. Öteki dangalattı, altınları aldı. Şimdi zengin oldular ya. Neyse. Efedi deyin cesur bir adamdı. Yiğit be Efedi. Ama bir o kadar da alim bir adamdı ha. Okumayı severdi. O endeki kitabı çözeceğinde de Avrupalara kadar gitti. Ama dede, ben de onu diyorum işte. Bak. Çözmüş. Eski yazı bunlar. Bunu okuyacak bir adam lazım le. Oğlan yanıp duruyor. Deli deli hareketler. Koca dedesinin odasını girdi. Çıkmaya. Ne edeceğiz bilmem. Çamurlan Hatçı diye mi? Öyle ya. Bu iş olmaz. Kızın göğünü yok. Anasının burnu pek bir havada. Kıl aldırmıyorum. Hiç sevmiyorum garıya. Zor olur o iş. Biz gene isteyeceğiz. İsteyelim bir yüzü, vermeyelim iki yüzü. Zor olur ablam, zor olur. Hem zengin onunla. Mıstığı bakmaz o kıza. İlişber değilsiniz abla siz. Ondan karlı çalıştığını gördün mü sen hiç? Hazır alışmış onunla. Köylü emek emek çalışıyor, üretiyor. Onunla hazır alıp üç kuruşu köylüden satıyor pazarda 10 liraya. Ne derim Gari Nurcan? Kaçarlı mı kıza? Kızın gönlü yok diyorsun, anlamıyor musun sen? İkinit bir isteyem canım. Mustafa'nın gönlü olur en azından. Öyle diyorsun işte. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin senin. Nasılsın, iyi misin? İyiyim oğlum, iyiyim. Sen de iyi misin? İyiyim hamdolsun ben. Allah iyilikten ayırmasın. Amin, amin. Kazım abi sen nasılsın? İyi. Sağ ol, ben de iyiyim. Sen ne yapıyorsun, nasıl Yiğit? İyiyim Semih'im, sen nasılsın? Hoş geldin. İyi vallahi ya. Köyüme gelince nasıl sorayım? Şu güzelliğe bak, of of. Burcu burcu da kokuyor mis gibi deme. Ne oldu sen, pinti mi oldun? Ole, o nasıl laf? Niye çay söylemiyorsun? Rıza, bir çay getir. 4 tane getir Rıza. Bir de su, Seyit'e yaz. Bana yaz. Heh, ne oldu sesin kısıldı? Semih, o kadar büyük şehir gördün, üniversite okudun. Ya bakayım ya. Ne okuyordun sen? Edebiyat fakültesi. Üniversite. Ne çıktın oradan? Edebiyat öğretmeni. Öğretmen. Ya öğretmen de ben öğretmenlik yapmayı düşünmüyorum. Eyvallah. Yani Osmanlıca üzerine bir tez yapacağım. Sonra yüksek lisans kısmetse. Ondan sonra da Allah izin verirse bir de master yaptım mı tamamdır. Bu master ne oluyor gari?
Master şey, Kazım abi, üniversiteyi bitiriyorsun ya hani. Üniversiteyi bitirdikten sonraki tahsil üstüne yapıyorsun. Ula o kadar oku oku ömrü okumayla geçiyor anasata. Öyle vallahi ne yapacaksın? Ne olacaktı ya? Senin gibi leşber mi olacaktı çocuk? Bilim insan olup memlekete faydalı olacak. Öyle balıcanı yetiştirmeye benzemez bu. Estağfurullah ya, abartma o kadar. Aylık durum nasıl? Sigortan var mı? Var Arif amca, var. Tabii. İyi, iyi oğlum. Bir de maaşlık aralsın, gül gibi geçineyi gidersin. Ya Arif amca şimdi durup dururken everdin bizi ya. Kısmetimiz de varsa olur. Beka koymayacağım oğlum. Evlensin herkes. Senin kaçlar orijinal mi? He? Orijinal. Bu çocuk okuyabilir. Ona bir soğa bakalım. Lan, baksana bu kız güzel benzemiyor Hasan. Hangisi? Şu portak gözü mü? Şey benim oğluna. Kızı beğeneyim az. Seni kim beğeniyor lan deli Şakir? Baba, baba. Hani beni kızı sevmeye götürecektin ya. Güneşim, yavrum. Bak, oradan babanın cicanını beğenip duruz. Sonra gidersin kızı sevmeye. Ama babanın cicanını beğenip duruyor. Kızı sevmeye. Ne oldu? Ne aldınız? Ne size çocuğa? Bunu seveceğim şanfendi. Kız verme paket. Böyle senin bir şeyin moralin bozuk. Ne oldu? Olduğu yok. Pelek nergaz çırnaştı yine. Oğlunu isteyeceğimmiş ben. Halt etmiş haspam. Bize onları verecek kız yok. Ne demişler? Davul bir dengi dengine. Ben de öyle dedim ya. Ne işim oldu benim o dangılatlığına? Şşş. Yavaş ol. O da insan değil mi canım? Allah Allah. Hem ne demişler? Gönül bu. Oturduk ona boku da. Ben ne oluyorum Gari abi? Ne demek istiyorsun sen beni? Sen ot oluyorsun canım. Ama ısırgın ot. Sen önce kendini bak. İzdivaç programlarından garı bakınıyor. Be. Gözün kör olmasın. Ben çocuğu çıkarıverdi sandım. Hepsini götürüverdi cavurum oğlum. Allah gel gel Hasan buraya yürü yürü bak. Bak benim de açtım. Uşatırı benzeyip dur gel bu kancık gel. Şşt, yürü. Ne yaptırım? İyi sen ne yaptırım? Bunu sormak için mi koştun geldin? Şşt Semih. Hı. Ya ben seni bir şey danışacağım. Danış. Burada olmaz. Yerin kulağı var. Gizli. Mühim. Bizim eve giden mi? Mustafa. Beni korkutuyorsun bak. Sen görmeye çok değişmişsin. Ben eve gideyim. Bir işimi onu halledeyim sonra görüşelim seninle olur mu? Ya ben ne değişen ya? Asıl sen değişmişsin. Üniversite gittin bir havalara girmişsin. Gözlük tutamışsın gözüne. Ne yapayım? Keyiften takayım. Gözün görmüyor. Astimat bu. Semih, hı? Hadi biz gidelim. Çok mühim. Özel bir şey göstereceğim sana. O ne lan? Bu kim biliyor mu? Ne bileyim ben kim? Efe dedem. Sen bunu mu göstermeye getirdin? Bunu söylemeye getirdin. Teşekkür ederim. Dedene Allah rahmet eylesin. Sana saygılarım sunuyorum. Bana müsaade. Semih. Dedem var ya dedem. Ben küçükken var ya. Beni öyle bir şeyler anlatırdın. Sonra böyle masallar anlatırdın köylüye. Ama kimse bir şey anlamazsa arkadaş. Tamam mı? Bunun böyle babasının kahramanlıkları, böyle böyle gizli gizli güçleri varmış. Tamam mı arkadaş? Zamanında söylendiğine göre böyle tek elinden o kocaman böyle yüklü at arabaları var ya. Kocaman elinden tuttuğu gibi halıyı kaldırmış arkadaş. Semih. Şşş. Var ya. Ben dedemin sırrını buldum arkadaş. Burada bir iksir var. Ama dedem var ya hiç kimseye söylememiş. Zaten okumasını bilmedikleri için hiç kimse bir şey anlamıyor. Ne olmuş? Ne olmuş? Ne olacak? Ben de bu işsizden yapacak anasını satayım. Ben de böyle güçlü olacağım arkadaş. Ondan sonra o mukadder var ya onu yerin dibine batıracaksın. Hacı'yı da kolundan tuttuğum gibi kaçıracaksın. Arkadaş ya dayanacak gibi değil arkadaş ya. Darallığa geliyor ya. Yırtın yırtın vereceksin ya. Kendini intihar edeceksin ya. Oğlum bak beni germe lan. Germe ya bir sus ya.
Bunlar eski Roma yazısı. İstersen onları da çözeriz. Bunlar Osmanlıca. Bunları anlıyor. El tarifetül incirül kuvve. Yani diyor ki kuvvet incirinin tarifi diyor. Ha, bravo. İşte bravo. İncir tarif değil mi? Kuvvet. Şimdi burada bir sürü şey ulan listeye bak. Burada bir sürü şey yazıyor. İncir. İncir. Enerji verir. Adam atladı 39 bin metreden aşağı. Bu niye? 39 bin metre yukarı fırlansın kelepçesi. Öyle enerji veriyor. Zeytinyağı, kolesterol dengeler. Üzüm suyu, gan yapar. Sarı galatoron otu, kılıç yarasını bile iyileştirir. Doğal antidepresandır. Kestane çizilir. Çizilir. B1 var, B2 var, C vitamini var, protein var, fosfor var, sodyum var, sülfat var, mineral. Ne ararsan var işte ya. Sen onu da ye bol bol. Ha, küner. Halk arasında küner, sosyetedeki adıyla çam fıstığı. Çam fıstığı ne yapar? Ne yapar? Düz duvara tırmandırır. Sen düğüne kadar bunu alma. Kiraz sapı. Sapı. Keçi boynuzu. Zu. Keçi boynuzun çekirdeği ama. Çekirdek yazıyorum şurada. Yazdın mı? Yazdım. Bakayım. Hı. Palamut meyvesi. Meyvesi. Seykiros Bodurlu Nihat amcayı takip edip köy kadar gelmiş. Şaşırmış tabii. 2000 yıl sonra uyanıyorsun, tekerleğin yeni olduğu çağdan traktörlü çağa atlıyorsun. Olacak o kadar şaşkınlık canım. İşin ilginci, köy geliği gelmez Hatice'ye denk geliyor Seykiros. Böyle şey anca eski Türk filmlerde olur diyeceksin ama her şey olacağını varıyorum. Hatça. Ne? Ne yaptın kız? Yürüyorum. Baraba yürüyen mi? Hatça, yakında var ya çok büyük olaylar olacak göcesin. Fazla yanaşma, kafanı kırarım Mustafa. Altı hesap olmadan kız senin neyine. İrezil edeceksiniz bizi el aleme. Ey gari ey hadi de söylenip durma. Mustafa hadi gari oğlum hadi. Bana. Abi nasıl olmuşsun? İyi olmuş, iyi olmuş, iyi olmuş. Bak be seni yapıyor. İyi olmuş dedik ya. Siyah kravat mı taksam acaba? Tövbe tövbe. Ya kızı sene mi alacağız, beni mi alacağız ya? Takı ve geç ve kırmızı takmışsın işte. Aman be. Mustafa. Hadi gar oğlum hadi. Tamam ana, bitti bitti geliyorsun. Hani güzelliğine. Kahve için tuz batırıyla çok içme. Büyüdüm az bu. Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. Dur Şefkat amca, bozdun saçımı. Bir saat uğraştım hep ona. Diye bakalım ona kerata, geç. Geç bakalım, geç. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Tekrardan hoş geldiniz. Sağ ol, hoş bulduk. Nasılsın Hüseyin, iyisin? Çok şükür, çok şükür. Sen nasılsın Aşık Adam? Sağ ol Şevket abi. Sen nasılsın bakayım? Sen nasılsın? Nasılsın bakayım? İyiyimdir Ferah abla. Sen nasılsın? Nasılsın? Sen nasılsın? Sen nasılsın Beyze? Sen nasılsın abla? Ayşe sen nasılsın kızım? Sen nasılsın bakayım Hasan? Sen nasılsın Beyze? Yeterin galiba. Ördek sürüsü gibi ne de bu? 10 kere sorulun bir şey. Nasılsın çocuğum, iyi mi? Hamdi. Havluğa da döndü gar deme. Ha kızım aç aç, öyle oldu gar, öyle olmaya başladı. Günler kısaldı. Çikolatayı aç diyelim bari. Kızı vermeyecek çikolata olacak, alır gidele valla. Ne demişler? Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Adet böyleymiş. Hem mi zahmet etmişsiniz ayol? Ana zahmet mi olur Rüfer abla? Ya bu ne Hüseyin? La çikolata kutusunun için incirin ne işi var? Bizim çikolatamız bu arkadaş. Olsun. Olsun gari canım, bu da hani doğal çikolata iyi gari hani. Tabii tabii. Gelelim Sade'de. Sebebi ziyaretimiz belli Şevket. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Hatice'ye, oğlumuz Mustafa'ya istiyoruz. Şimdi Hüseyin, devir değişti. Kızın gönlü var mı yok mu sormak lazım. Hatice'ye sormak lazım. Düşünelim Kaşın Hanım Hüseyin, biz sizi ararız. Üle de gidi de, iş başvurusu mu le bu? Biz sizi ararız de hep duru. Madem kızı beğenmiyorsunuz, incir paramızı verin alıp gidelim. Hüseyin, sırası mı le hindi? Ne var be, eli boş mu gidelim? Hüseyin yanlış ediyorsun, o iş başka, bu iş başka. Sen ne zaman dedin bana? 2 ay oldu. Verdiğin incirin orada, damda. Hepsi depoda durup duru. Şimdi yerim şimdi bunun burası burada ya. Canım niye mi kızın gönlü yoksa? Zor mu olacak bir şey mi bu? Bari aman Nülfer abla, hiç duymadım böyle bir şey ben. Olacak bir şey mi bu? Sen de gözünü seven yetmen hemen gari ya sözde. Siz demedin mi bu kızı yemezlerdi yenge? Söylemedin mi? Bu emin edeceksin siz kız? Buraya ne buraya? Nereden geldiniz? De gidi de öyle ne edeceğiz lan? Kızı beğenmiyorlar. İncir parası yok. Biz para mı basıp duruz? Babamdan davet etmedik biz sizi ya. Allah Allah, siz verecek kızımız yok bizim. Biz malı sanmamışız, hepsi depoda. Sen para istiyorsun. Ne edeceğiz lan? Ne edeceğiz? Onu söyle. Yazıklar olsun değil de. Senede koş koç yaşlı başka. Siz ne konuşuyorsun? Siz ne oluyorsun? Mahallenin komşusu. Emin olsun edersin senden buna ha. İncirin para senin cebinde durup duru. İncirler senin deponda durup duru. A para yeriz ha. İncirmiş, üzülmüş. Alın gidin malınıza. İstemiyor. Ne olmaz cebimde param. Aman hiç gelmişsinin. Thank you.
Ben kararımı verdim, yarın gidiyorum. Nereye? Mehmet Ali Adiye mi gidiyor? Oğlum, kız evi nasıl evidi ya? Ha? Bir oda gider isteriz. Olmadı, bir oda. Ondan değil be ana. Hiçbir şey yolunda kimmiyor ki. Hiç kimseyi memnun edemiyoruz. Babamı gömüyor mu? O bile deyip durur. Yaptığın işe hiçbir hayır yok deyip durur bana. Gövde varlığımızdan yokluğumuz belli bile değil. Herkese bizden alay edip durur. Koskoca Yörük Efendi'nin torunu böyle mi hocadı? Ne edeceksin? Nereye gideceksin? Ana. Bak. Dedemin sandığını bunu buldum. Ne yavrum bu? Süper incir. Dedemin büyük sırrı. Abim o günü sabah erkenden kalktı. Tarifteki malzemeler toplu mağara vermişti. Tabii ben boş durumu takıldım beşine. Abi. Ne var lan? Nereye gidiyorsun? Gel çabuk içeri. Ben gelirim mi abi? Ya salak salak konuşup sana. Gel çabuk içeri. Ben de. Ben de geleceğim. Şimdi dayağı yiyeceksin ha. Döverim bak. Çabuk gir içeri. Eşek sıpası senin. Hadi gidiyoruz, dur. Selamünaleyküm, hello. Hello. Arkadaş, I ask you... Something. I ask you something, seni biz bir şeyler soru vereceğiz gari. Ne diyorsun lan sen? Türkçe konuş beni. Abo, öyle biz bunu ecnebi zannettik. Türkçü müydü la bu? Türküm tabii, aydınlıyım. Efe torunuyuz biz. Bizi Efe torunuyuz. Çak. Ya... Arkadaş, biz seni bir adres soru vereceğiz. Biz öyle ot, mod arayıp duruyoruz, öyle kantonun otları filan. Biz onları nereden bulabiliriz? Benim emmi oğlu var. Şuradan dönüveceksin. Dümdüz gidiveceksin. 100 metre ileride. Kime sorsan gösterir. Thank you very much. Tepi vereceğim bak, geri kaç. Öyle bu da bizim gibi şakacı lan. İyi, hadi gal gari selamet lan. Eyvallah kardeş. Abi, gel 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 gel.
Neden bütün Aydın'ı gezdiniz ki? Pekala hepsini bir aktardan bulabilirdiniz yani. Hı, o bizim aklımız gelmedi mi sanki? O ikisi kitabın arkasında bir harita vardı. Neyi nereden toplayacağımız öyle işaretten belliydi. Hepsini en iyi yetiştiği yere dağılmak lazım. Her şeyi topladıktan sonra abim karışım başladı. Abim süper incir bulacağım diye uğraşı dursun. Sekiyoruz köyden insanlar kaçırıyorum. Bir çeşit kokuyla hipnoz ediyor insanlara. Köyün yukarısında Nisa diye bir yer var. Oraya topluyor herkese. Bulmuş da öldü diye çırnıp dururlar. Bir hafta oldu adam yok ortalıkta. Kesin bir yerlerde öldü kaldı. Ah Murat'ım, Murat'ım nerelere gittin beni bırakın. Aydın'ın Çakırbeyli köyünde bir süredir garip olaylar oluyor. Anlat bakayım amca, ne oluyor bu köyde? Olaylar karışık geliyor bana. Metafizik olaylar olabilir, her şey olabilir. Metafizik ne oluyor lan? Köyden birilerinin işi olabilir mi? Bu köyde herkes birbirini tanı. Bu köyün içinden olacak bir iş gibi gelmiyor bana. Kesin bu işin içinde Amerika'nın ya da İsrail'in parmağı var. Ne alakası var lan? Ya şu köyde benden habersiz bir iş olmaz mı diyorsun? Her şeyi bana rapor edesin diyorum. Sen arasını satayım, sen ya. durum malum. Köy hızla nüfus kaybediyor. Kim nereye kayboluyor belli değil. Acilen harekete geçmemiz lazım. Jandarmalara haber verelim. Neyin haberini veriyorsunuz lan?
Bütün televizyonları, gazeteleri çıktı olay. Jandarmayı ne karıştırıyorsunuz ya? Ben hallederim bu işi. Ulan bir sus ya, bir sus anasını satayım. Lan! Tutun bakın! Bundan sonra herkes sırayla nöbet tutacak. İlk nöbete kim tutuyor? Ahmet dede, haberler kötü. Hayri de kaybolmuş. Tüfeği nöbet yerinde kalmış. Üle! Nöbet tutan adam bile kaçırılıyor ya! Lanet bu Ahmet dede, lanet. Biz en iyisi Körcevri'ye gidelim. Bu işlerin halini yolunu o bilir. Ona danışalım diye. Beni bakın. İçeride fazla konuşmayın. Ne olur ne olmaz. Konuşta bu kadının ne yapacağı hiç belli olmaz. Anlaşıldı mı? Ha, iyice bakalım, soralım ne yapacağız? Ahmet dedi ve yavalleri Körcevri'ye kıl çadırını gitmişler. Körcevri denen garı eskiden üniversitede hocaymış. Şamanizm bilen derken kafayı tırla diyor. Hoş geldiniz. Sonunda teşrif ettiniz. Geleceğimizi nereden biliyorlar bu garı? Sus oğlum sus. Büyücü ya o karı. He. Olayları duymuşsundu Cevriye bacı. Çıkamadık biz bu işin içinden. Belki sen bir şey biliyorsun diye sene geldik. Kehanet. Kehanet. 2000 yıl önce burada yaşayan Seikilos'un laneti bu. Çok sevdi Euterpe'yi. Ona tarihin ilk şarkısını yazdı. Ama aşkına karşılık bulamadı. Onu öldürdü. Sonra da kendini. Ya vasiyetiyle Mısır'dan gelen hekimler mumyaladı ikisini de. Ve şimdi uyandı. Hala onun peşinde. Bizle ne alakası var la bu olayın? Ne lan bu? Kaçır kaçır kaçır. Köyde insan bırakmayıp gider. Anasını zaten bir de koca karıları dadanmış. Onlar ne bok edecek? Sapık mı la bu düğüz? Tomba Kömer'in haritası da kaçırmış. Bu abi sapıklık. Bak Cevriye. Bir haftada bir ton insan kaçırıldı köyden. Senin anlattığın hikayeyle köylünün ne alakası var? Ayin. Ayine hazırlanıyor. Onu tekrar kendine aşık etmek için. Peki nasıl kurtulacağız biz bu beladan? Olur mu bu işin? Bu çocuk. Bu çocuk sizi kurtarabilir ancak. Ama ona güvenmeniz şart. Kim? Bu mu? Ahmet dede bu garı rakıyı fazla kaçırmış herhalde. Gebeşten Mustafa'yı gösterip duruyor bu. Kalkın la kalkın gidelim. Bir şey çıkmayacak bu garıdan bize. Olmadı Ahmet dede. Olmadı. Her şey hikayeymiş. Efelik, bilekte değil, yürektedir Mustafa'm. İnsan bir inandı mı, üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey yoktu. Seyköz en son Eterp sandığı Hatice'yi kaçırıyorum. Eterp.
tipsiz Dersonalı. Bütün köy toplamış oraya. Köyünü aşağı edecek. Atçı daha uzasını kavuşacak güya. Semeno, demu, osansis, melene magro. Abim anamın en çok sevdiği çeyizlik perdelerini çağçaftan sarıp sağmalamış. Gelmiş oleye yerine. Tek gözü sekriyorsun, kafası iyice karışmış. Kafaya almadığı darbe kalma diyor. Bir de abimden yemiş tabancanın kabzasını. Neyse, abim oldu köylüyü kurtarıyorum. Hacı'yı da uyandırıyor. Emme, kar milletin yaranılığım arkadaş. Bu mu yani? Bu delik tabi. Kağıdı unutusun, daha böyle delik vardı. İnsan düşünüyor değil mi? Orada bir şey yazıyor oğlu biliyor. Gittim dedemin sandığı da eksik parçayı buldum. Bir dakika. Hadi o abinin Osmanlıca bilen bir arkadaşı vardı. Arapça tercüme edebiliyordu. Peki ya sen Arapça biliyor musun? Ya abi, Arapça bilmeye ne gerek var? Google diye bir şey var. Okul çıkışı gittim internet kafeye. Google amcaya sordum. Translate diye bir şey var. İngilizcem yok mu senin? O da Arapça klavyede var. Bakı bakı yazdım. Öğrendim eksik parçayı. Neymiş o eksik parça bakalım? Söylemdi sen de yap değil mi? Orası meslek sırrı arkadaş. Öyle her önünü gören süper kahraman olmamalı. Ben bu değilim, bak şurada. Eyvah Hamdi. Abi güle güle, sağ ol. Hamdi. Efendim. Abine ne oldu? Abim Hatice'yle evlendi. Bir de çocukları oldu. O nasıl oldu ya? Abimin derdi bir temheç, bir de mugatlara beyaz çıkıyor başıma. Ne ediyorsun kız? Mustafa! Ne var öyle? Mugatlar Atça'ya kaçırmış. Yavaş lan Eyüp, yavaş. Atça'yı istemeye gitmişler dün akşam. Alamayınca bas kaza aşkım, bas kaza. Benim o cesim dedim sana. Abim efeliğin bilekli değil, yürekte olduğunu anlamıştı. Çok fena gazı gelmişti. Ah bir ateş ver cigaramı yakalım. Sen salın gel ben boyuna bakalım. Uzun olur gemi. Yok lan, bir şey yok. Artık bu iş bitecek. Evet.
çiğnemeden geçemezsin. Eze geçerin. Acıman. Eyvah! Kesenkele gibi yapıştı yere. Geberdi galiba. Yani. Şu berbat tatil boyunca başımıza gelen en güzel şey. Çok tatlıydı ya. Zamanı çocuğu işte. Çocuk bence biraz fazla gelişmiş. Hani tarlada falan çalıştırdıysalar. Ama hayal dünyasına bayıldım açıkçası. İşte böyle. Derdim tam anladı bildiğimi bilmiyorum emmi. Şunu iyi biliyorum ki ben ve benim gibi bir sürü gerçek süper kahraman Gozdan'da yeni çıkıyorlar daha. Ule! Abi sen mi ne? Benim abi! Ule kardeşim gelmiş! Anam anam anam! Ule bateri ne sen he? Ulan kuş mu adam olmuşsun sen? Bilmiyorum abi ya. Ay 100 yıl önce dünyaya kafa tutan dedilerimiz gibi Anadolu'dan bir anda ses çıkacak. Onu biliyorsun işte. Açayım ha. Geldi bak bak. Hoş geldin Hamdi. Hoş geldin Hamdi. Bak küçük Hamdi kim gelmiş? Amcan gelmiş. Ben edeceğim bu dünyayı size. Nefes aldırmayacağım. Kâlusunuz olacağım. Ya başımın belası. Yine mi geldin lan sen? Yine mi geldin lan? Akıllanmayacak mı lan sen?